Merhaba arkadaşlar, Tarihte Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kütle merkezinin değişim miktarını farklı ve kolay bir yöntemle çözmeyi göstereceğim. Bunu birkaç soruda uygulayacağız. Evet, başlayalım. Sorumuz şu arkadaşlar, dairesel bir levhada içinde şu çıkartılınca kütle merkezi ne kadar değişir? Bunun farklı yöntemleri var ama şu yöntemler daha kolay olur. Daire levhalarda ağırlık yerine alan alınır. Yarıçapı R ise pi r karede bunun ağırlığı 1 p. Arkadaşlar 2 olduğu için 2'nin karesi, bunun ağırlığı 4 pi r kareden 4 p ağırlığı var. Şimdi arkadaşlar bunu çıkarttığınca sistemin kütle merkezi ne kadar değişir, onu iş güç enerjiden yapacağız. O zaman yapılan iş sistemin potansiyel enerji değişimiyle direkt nasıl orantılı, doğru. Şimdi arkadaşlar ağırlığımız p. Tamam, çıkarılan ağırlık p kadar, bu kadar bir iş yaptım. Çarpı. Peki ağırlık P'de ağırlık merkezine uzaklığı ne kadar? Bu kadar bir iş yaptım. P çarpı R eşittir. Sistemin potansiyel enerji değişimi derken 4P'den 1P çıkınca o zaman ağırlığımız ne kadar kaldı? 3P çarpı değişim miktarına ben delta H desem, potansiyel enerjiyi düşünün, MGH cisimler P'ler birbirine götürür. O zaman kütle merkezinin değişim miktarı delta H R bölü 3 kadar olur. Zaten herkes biliyor. Bunu çıkartınca ağırlık merkezi bu tarafa doğru kayar. Ama ne kadar kaymış oldu? R bölü 3 kadar. Şimdi bu yöntemi farklı bir soruda uygulayalım. Az önceki soruda kütle çıkarımızı, şimdi kütle eklenecek. Soru 2 şu. X türdeş dairesel levhaya aynı maddeden yapılmış Y'yi ekleyince kütle merkezi ne kadar değişir? Şimdi hemen daire levhada ağırlık yerine alan alınıyordu. Yarıçapı R ise pi R karede, bunun ağırlığı 1P ise arkadaşlar başlangıçtaki ağırlık 2 R olduğu için 2'nin karesi 4P kadar. Peki burayı ekleyince yaptığım iş, o zaman yapılan iş sistemin potansiyel enerji değişimi kadar bir iş yaptım. Peki yapılan iş şudur. Ağırlığımız P'dir de başlangıçta O noktasının uzaklığı ne kadar? Bu kadar bir iş yaptım. P çarpı o zaman toplam uzaklık 3 R kadar bir iş yaptım. Sistemin toplam kütlesini yaparken 4P bundan, 1P bundan, var olan toplam kütle ne kadar? 5P çarpı ne kadar yer değiştirdi? Delta H. P'ler birbirini götürür burada arkadaşlar. Delta H yani kütle merkezinin değişimi 3 bölü 5 R kadardır. Tabii ki burada kütle ekleyince ağırlık merkezi de kütle merkezi de o tarafa doğru 3 bölü 5 R kadar yer değiştirir. Bunu şimdi en zor sorular arkadaşlar. Bir parçayı kesip başka biri yapıştırınca kütle merkezi ne kadar değişir? Üçüncü soruda uygulayalım. Arkadaşlar dairesel levhalarda ağırlık yine alan alınır. Yarıçapı R ise pi r kareden bunun ağırlığı 1 p. Başlangıçtaki ağırlık 2'nin karesinden bunun ağırlığı 4 p. Sorumuz şu. Bu parçayı kesip buradan buraya yapıştırınca kütle merkezinin değişimi ne kadar? Yine aynı kural, yapılan iş potansiyel enerji değişimiyle direkt nasıl orantılı? Doğru orantılı. Peki P cismini buradan aldım. Ağırlık merkezi burada. Buradan aldım. Ta burayı yerleştirdim. O zaman yaptığımız iş ağırlık P çarpı. Ta buradan burasının uzaklığı ne kadar? 4R kadar. P çarpı 4R eşittir. Peki sistemin toplam kütlesinde bir değişiklik var mı? Oradan aldınız, oraya yerleştirdiniz. Toplam kütle değişmedi. 4P çarpı kütle merkezinin değişim miktarı delta H. Unutmayın, potansiyel enerji MGH ya da ağırlık çarpı yükseklik. Buradan P'ler birbirini götürür. Buradan 4'ler birbirini götürür. Kütle merkezinin değişim miktarı 1R kadardır. Bu şu demektir. Ağırlık merkezi buradaydı başlangıçta. 1R kadar arkadaşlar hareket ettiği yere doğru kaymış oldu. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların altına yorum yaparsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.